Hayatımız boyunca her şeyin sabit olduğunu düşündük. Zemin ayaklarımızın altında, gökyüzü başımızın üstünde. Fakat ya her şey bir yanılsamadan ibaretse, ya gerçeklik dediğimiz şey gözlerimizin önünde çözülen bir sis perdesi ise? Evrende öylesine basit görünen bir deney var ki, bu deneyin sonucunda insanlık bildiği her şeyi yeniden sorgulamak zorunda kaldı. İki yarık, bir ışık hüzmesi. Bu deney gerçeğin sınırlarını tamamen değiştirdi ve evrenin işleyişine dair bildiğimiz her şeyi alt üst etti. Bugün evrenin sınırlarını çözen en büyük buluşlardan birine şahit olacağız. Çift yarık deneyi. Gerçekliğin sınırlarını zorlamaya hazır mısınız? Tüm sorular basit bir düzenekte saklı. Bir ışık kaynağı, iki yarık ve bir ekran. Beklentilerimiz basit. Işık yarıklardan geçer, ekranda iki çizgi oluşturur. Bu sıradan bir fizik deneyi gibi görünür. Ancak gerçeklik hiçbir zaman bu kadar sıradan olmadı. İnanılmaz olan bu ışığın bir parçacık gibi değil, bir dalga gibi davranması. Ekranda sadece iki çizgi beklerken karşımızda duran şey çok daha karmaşık, çok daha şaşırtıcı bir şey. Parlak ve karanlık bantlar. Girişim deseni. Bu ne anlama geliyor? Işık hem dalga hem de parçacık olabilir mi? Dalga ve parçacık. Nasıl olur da bir şey aynı anda ikisi birden olabilir? Evren bizim anladığımızdan çok daha karmaşık olabilir. Belki de gerçeklik dediğimiz şey yalnızca yüzeyde gördüğümüz bir yansıma. Altında ise sonsuz olasılıklar var. Ama işler daha da tuhaflaşıyor. Şimdi sadece ışığı değil, elektronları da yarıklardan gönderiyoruz. Elektronlar somut parçacıklar. Kütlesi olan maddeler. Onların kesin bir yolu olmalı, değil mi? Yarıklardan geçip ekranda sadece iki parlak çizgi bırakmalılar. Ama gerçekte gördüğümüz şey aklın sınırlarını zorluyor. Elektronlar da tıpkı ışık gibi davranıyor. Bir dalga gibi. Ekranda yalnızca iki çizgi beklerken yine aynı girişim deseni karşımıza çıkıyor. Nasıl olabilir? Tek bir parçacık nasıl hem dalga hem de parçacık olabilir? Nasıl olur da bir elektron aynı anda hem birinci yarıktan hem de ikinci yarıktan geçer? Bu noktada evrenin temel doğası sorgulanmaya başlar. Belki de maddesel gerçeklik düşündüğümüz kadar katı değil. Belki de biz bu dünyada sadece birer gölgeyiz. Gözlerimizin gördüğü şeyler sadece bir yanılsama. Evrenin kendisi belki de bir rüya gibi şekilden şekle giriyor. Biz fark etmeden. Ve işte tam burada karşımıza çıkıyor. Süperpozisyon. Kuantum dünyasında bir parçacık aynı anda birçok durumda var olabilir. Bir elektron yarıklardan aynı anda iki farklı yoldan geçiyor olabilir. Bu sihir değil. Bu kuantum mekaniğinin soğuk gerçekliğidir. Ama bu inanılmaz durum sadece biz ona bakmadığımız sürece geçerlidir. Bir düşünün. Evren biz ona bakmadıkça sonsuz olasılıklara ev sahipliği yapıyor. Her şey birden fazla biçimde olabilir. Ama biz gözlerimizi ona çevirdiğimizde o sihir kaybolur. Parçacık sadece tek bir durumda belirir. Gözlerimizin önünde evrenin kendisi katılaşıyor. Belki de evren bizim gözlemimiz olmadan kaosun içinde şekilsiz bir varoluşta sürükleniyor. Belki de evren gözlerimizin sihriyle bir anlam kazanıyor. Gözlem yoksa belki de hiçbir şey yoktur. Ama asıl şok edici olan bu değil. Daha ileri gidip gözlemciyi devreye sokalım. Eğer elektronların hangi yarıktan geçtiğini öğrenmek için bir dedektör yerleştirirsek her şey değişir. Gözlerimizi evrene çevirdiğimiz anda dalgalar parçacıklara dönüşür. Sanki elektronlar bizim fark ettiğimizi anladığı anda sihir sona erer. Artık bir dalga değil, sadece bir parçacık gibi davranırlar. O büyüleyici girişim deseni kaybolur. Geriye sadece iki çizgi kalır. Evrende gözlem yaptığımız an gerçeklik çöker. Dalga fonksiyonu dediğimiz o muazzam ihtimaller denizi yok olur. Ve geriye yalnızca sert, soğuk bir gerçeklik kalır. Gözlem yapmak evrenin sırrını değiştirir. Gözlemci etkisi. Bunu düşündüğünüzde aklınızı kaybetmemeniz neredeyse imkansız. Biz evrene baktığımızda evren değişiyor. Belki de gerçekliği oluşturanlar biziz. Gözlerimizi çevirdiğimizde evren bizim için var oluyor. Ama ya gözlerimiz kapalıyken? Ya evren gözlerimizin görmediği bir yerlerde sessizce kayboluyorsa? Bir şeyin var olup olmadığını nasıl bilebiliriz eğer ona bakmıyorsak? Kuantum dünyasında bir kesinlik arıyorsanız bulamayacaksınız. Heisenberg'ün belirsizlik ilkesi bize şunu öğretir.
Bir parçacığın hem konumunu hem de hızını aynı anda kesin olarak bilemeyiz. Birini öğrenirsek diğerini kaybederiz. Bu evrenin bize söylediği en büyük sırdır. Gerçekliği tamamen bilmek mümkün değildir. Çift yarık deneyinde bir elektronun hangi yarıktan geçtiğini gözlemlediğimizde artık onun bir dalga gibi davranmasını sağlayamayız. Çünkü evrenin en temel kurallarından biri şudur. Ne kadar çok şey bilmek isterseniz o kadar fazla şeyi kaybedersiniz. Gözlem yaptığınızda bir sırrı keşfedersiniz ama onun bedelini ödersiniz. Ve burada asıl soru ortaya çıkıyor. Gerçeklik nedir? Gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz şeyler. Bunlar gerçekten var mı? Kuantum mekaniği bize şunu söylüyor. Gözlemlenmediği sürece hiçbir şey kesin değildir. Evren, gözlemlerimizle şekilleniyor. Belki de gerçeklik, sadece biz ona baktığımızda var oluyor. Kopenhag yorumu, parçacıkların gözlemlerine kadar var olmadığını söyler. Ancak daha da çarpıcı bir teori vardır. Çoklu evrenler teorisi. Belki de her olasılık gerçekleşir ve her gözlem farklı bir evren yaratır. Evren, sonsuz sayıda paralel dünyaya bölünmüş olabilir. Ve biz sadece bir tanesini yaşıyoruz. Her adımda yeni bir gerçeklik yaratıyor olabilir miyiz? Her karar, her seçim, belki de sonsuz sayıda evreni beraberinde getiriyor. Simülasyon. Gerçekliğin kendisi bir yanılsama olabilir mi? Matrix filmindeki gibi yaşadığımız her şey, gördüğümüz her görüntü. Sadece bir simülasyon mu? Çift yarık deneyindeki gözlemci etkisi belki de simülasyon teorisinin en büyük kanıtlarından biridir. Eğer gerçeklik gözlem yapıldığında değişiyorsa, tıpkı bir bilgisayar programının ekranımıza yansıyan bir kodu gibi çalıştığını düşünmek mantıksız mıdır? Nick Bostrom'un simülasyon teorisine göre, eğer bir uygarlık yeterince gelişmişse sonsuz sayıda simülasyon yaratabilir. Ve o simülasyonların içinde yaşayan varlıklar asla simüle edildiklerini bilemezler. Bu durumda biz neden bir simülasyonun parçası olmayalım? Kuantum dünyasındaki gözlemci etkisi tıpkı bir bilgisayar programının sadece ihtiyacı olduğunda kaynakları işlemesi gibi sadece gözlemlendiğinde gerçeklik yaratan bir mekanizmaya işaret ediyor olabilir. Belki de evren biz ona bakmadıkça var olmuyor. Sadece gözlerimizi çevirdiğimizde var olmaya başlıyor. Çift yarık deneyi sadece bir bilimsel deney değildir. Bu deney, evrenin doğasına dair en derin soruları gün yüzüne çıkarır. Parçacıkların dalga parçacık ikililiği, süperpozisyon, gözlemci etkisi ve belirsizlik. Bu kavramlar klasik fizik anlayışımızı yerle bir eder. Gerçekliği biz mi oluşturuyoruz? Yoksa gerçeklik biz ona bakmadıkça var değil mi? Bunu öğrenmek belki de insanlık tarihinin en büyük sorusudur. Simülasyon teorisi, kuantum fiziğindeki bu şaşırtıcı keşiflerle birleştiğinde gerçekliğin sadece bir yanılsama olduğu fikrini güçlendiriyor. Gözlemlerimiz evreni şekillendiriyorsa yaşadığımız bu dünya ne kadar gerçek olabilir? Belki de biz gözlemlenen bir simülasyonun içinde hapsolmuş varlıklarız. Peki ya siz? Gerçekliğinizi sorgulamaya hazır mısınız? Evrenin gizemlerini birlikte çözmeye devam etmek için abone olmayı unutma. Her tıklamanla bilinmeyenin kapılarını biraz daha aralıyoruz.